Bunun için sol alttaki simgeye tıklayarak önce Hyperlapse menüsüne geliyoruz. Burada 3 seçenek çıkıyor karşımıza. LTR, İngilizce soldan sağının kısaltması. Kameramız soldan başlayıp sağa doğru kayıt alıyor. RTL ise sağdan sola demek. Özel ise kendi belirleyeceğimiz herhangi 2 ya da 4'e kadar noktayı kullanarak bunlar arasında kayıt almamıza yarıyor. Yani başlangıç, bitiş ve istersek 2 ara noktayı biz belirliyoruz. Özeli seçip alt seçenekler için ekranı aşağıdan yukarıya kaydırıyoruz. Timeless mantıklı olduğu için çekim aralığı ve toplam kaydın süresini belirliyoruz. Oluşacak sonuç videonun süresi ekranın ortasında görünüyor. Sol üstte kullanılacak ara nokta sayısını belirliyoruz. 2, 3 ve 4 olarak seçebiliyoruz. Madem deneme yapıyoruz, 4 seçelim. Videonun sonunda bir de 2 noktalı örnek göreceksiniz. Sağ üstte de çözünürlük ve FPS değerini ayarlıyoruz. Şimdi çekim ekranına geri dönelim. Önceden yapmış olduğunuz çekim varsa, bu kayıtlı noktaları silmek için bu simgeye dokunuyoruz. Ekran bu hale geldikten sonra joystick ile kamerayı başlangıç noktasını belirlemek üzere çeviriyoruz. İstediğimiz noktaya gelince ekrandaki artı simgesine basıyoruz. Ardından ikinci noktanın yerini belirliyoruz. Yine artı tuşuna basıyoruz. Tüm noktaların seçimi bittikten sonra ortadaki simge tamam şekline geliyor. Burada sağda bulunan oynatma simgesine basarsanız, görüntünün hızlı bir şekilde ön izlemesini yapabilirsiniz ki bu çok çok güzel düşünülmüş. Her şey tamamlanınca kayıt düğmesine basıp bekliyoruz. Ekranda ön izlemede görebiliyorsunuz. Kameranın nasıl döndüğüne bakın. Ve işte bu da sonuç ürün. Şimdi bir de iki noktalı başka bir örnek görelim. Umarım video işinize yaramıştır. Görüşmek üzere, hoşça kalın.